Manşete hoş geldiniz. 15 Temmuz'un 5. yıl dönümü geride kaldı ama ortaya atılan iddialar bu konunun bir süre daha tartışılacağını gösteriyor. Her ne kadar rejim, her ne kadar Tayyip Erdoğan iktidarı bunu tartıştırmamak için elinden geleni ardına koysa da ister istemez konuşuluyor, ister istemez bu kadar kapatılmak istenmesi, bu kadar davaların, tanık ifadelerinin kaçırılmak istenmesi, dönemin aktörlerinin konuşmaktan çekilmesi filan ister istemez merakı tetikliyor. Ve insanlar gerçekten ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Bugün, bundan 5 sene önce, 4,5 sene önce, 4 sene önce anlatıldığı gibi değil. Halk ikna olmuş durumda değil. Millet e, sorgular vaziyette. Ve tabii bugün bu elektronik çağda Herkesin elinde telefon var, akıllı telefon var, sosyal ağlara giriyorlar. Facebook'u, Instagram'ı, YouTube'u, öbürü bir iki, TikTok'u. Neyse çoğun, da benim hesabım da yok. E, orada bilgi dolaşıyor. Orada videolar dolaşıyor. Orada açıklamalar dolaşıyor. Orada sorular dolaşıyor. Bilgi ve belgeler dolaşıyor. Siz istediğiniz kadar ülke medyasında propaganda ay aygıtını çalıştırsanız da. Ha etkili olmuyor mu açık kanallar insanların Bedava seyrettiği televizyonlar, bütün gün evlerinde açık, işte diziler yoluyla, televizyon dizileri yoluyla yapılan programlar, o açık oturumlarda 4-5 saat sabahlara kadar konuşup da bir şey söylememe halleri elbette mühim bir bölümü üzerinde böyle bir bir narkoz tesiri yapıyor, bir uyku etkisi yapıyor doğru. Fakat konuşma konuşan insanların sayısı fazla, sorgulayan insanların sayısı fazla. Unutmayalım 80 küsür milyonluk bir Türkiye var. Özellikle 15 Temmuz'da farklı yani olayı inceleyen, olayı sorgulayan, olayı takip eden insanların farklı iddiaları enteresan bir biçimde yeniden 15 Temmuz'un sorgulanmasına yol açtı. Şimdi neydi o iddialar? Tek tek bakalım. Suikast için ortada bırakıldılar diyoruz. Ortada bırakılan bir kişi değil iki kişi var. Ahmet Şık medyaskop yayınına katıldı ve 15 Temmuz'da Allah'ın lütfu için Binali Yıldırım da öldürülecekti dedi. O planlamalardan biri 15 Temmuz'u Allah'ın lütfu haline getirmek için planlamalar yapıldı. O planlamalardan biri Binali Yıldırım'ın da ki Binali Yıldırım dönemin başbakanıydı ki ve başbakanlık hala bütün icra yetkisini üzerinde tutan bir makamdı. Cumhurbaşkanlığının Bugünkü başkanlık yetkileri yoktu. Cumhurbaşkanlığı Abdullah Gül döneminin devamı sadece halkın seçtiği aynı sembolik yetkilerle devam eden isimdi. Ama tabi Tayyip Erdoğan özellikle 2014-2016 arasında 2000 hatta 18'e kadar fiilen ülkeyi idare etti. Yani 2014-2018 arasında 4 yıl boyunca hiçbir yetkisi olmamasına rağmen icraya dair bütün yetkileri sembolik olmasına rağmen Abdullah Gül'ün yetkileriyle aynı yetkiler olmasına rağmen 2018'e kadar 4 yıl fiilen ülkeyi idare etti. Esasen 2014-2018 arasında 1,5 yıl Ahmet Davutoğlu tam yetkiliydi. Sonraki 2,5 yılda Binali Yıldırım tam yetkiliydi. Son başbakan Binali Yıldırım. İşte son başbakanın öldürülmesi planlanıyordu. Belki de 15 Temmuz'un etkisinin güçlü olması, 15 Temmuz'un Allah'ın lütfu haline gelmesi tırnak içinde ve 15 Temmuz propagandasının bir başbakanı da öldürdüler, katlettiler. İşte efendim e, siya, bir siyasi cinayet işlendi dedirtmek için e, belki de 15 Temmuz e, Binali Yıldırım'da harcanacaktı. Tıpkı Erol Olçok gibi. Şimdi bütün bunların hepsine bakacağız ama önce Önce e, Ahmet Şık'ın e, sözlerine e, bakalım. Ahmet Şık diyor ki Hulusi Akar ve Hakan Fidan yargılanmalı. E, MIT müsteşarının kaçırılacağı planın darbe kalkışması olduğunu anlamayacak bir kişi şu anın Milli Savunma Bakanı, dönemin Genelkurmay Başkanı fiili olarak hala Genelkurmay Başkanlığı yapıyor. Dönemin MIT müsteşarı, hala MIT müsteşarı her şeyden önce bu ikisinin yargılanması gerekir. MIT müsteşarının kaçırılacağı planın bir darbe olduğunu anlamıyor iseniz burada ciddi bir zafiyetten mi, işbirliğinden mi söz ederiz diye söylüyor. Daha sonra da konuyu Binali Yıldırım'a getiriyor. Kronos'tan okuyorum. 15 Temmuz'un birinci yıl döneminde Binali Yıldırım'ın çok önemli bir şey anlattığına işaret ediyor Ahmet Şık ve diyor ki Hakan'ı arıyor, arıyorum yok. Hakan Fidan. Neyse saat 22, 22 30 gibi ulaşabildim 15 Temmuz akşamı gecesi. Hakan ne yapıyorsunuz dedim diyor. İyi her şey normal dedi diyor. Abi o saatte MIT'e helikopterle saldırı düzenlenmiş, köprüler tutulmuş, insanlar öldürülmeye başlanmış, uçaklar alçak uçuş yapıyor, ses hızını aşıyorlar vesaire, kıyamet kopmuş, bütün Türkiye darbe olduğunu tartışıyor, Hakan Fidan kendini arayan dönemin başbakanı ki kendine bağlı, başbakanlığa bağlı, başbakanlık MIT müsteşarlığı o zaman, İyi çalışıyoruz bir şey yok diyor. Yani kendi başbakanına ihanet ediyor bir anlamda. Binali Bey daha sonra şunu söyledi. Onun arkasındaki başka bir şey. Binali Yıldırım'a çağrı yapıyorum. Başka bir şey ne anlatmak zorunda? 250 insanın kanının hesabını sormamız gereken gerçek failler or var ortada. Binali Yıldırım biliyor. Ee, şöyle devam ediyor Ahmet Şık. Ama bu süreç içerisinde onu Allah'ın lütfu haline getirmek için bir takım planlamalar yapıldığını düşünüyorum. O planlamalardan biri... Binali Yıldırım'ın da öldürülmesiydi. Binali Yıldırım'ı bu kadar öfkelendiren şey arkasındaki başka bir şey demek ki darbeden birkaç gün sonra çıktığı ortak yayında Hakan Fidan'dan bahsederken beden dili, öfkesi o başka bir şeyle ilgiliydi. Binali Yıldırım'ın hedef seçilenlerden biri olduğunu düşünüyorum. Çünkü o büyük bir kayıp olarak lanse edilecekti. Binali Yıldırım'ın her ne olursa olsun o başka şeyi açıklamak zorunda diyor. Ruşen Çakır'a Medyascope'da yaptığı açıklamada. Devamla Cevheri Güven, e, Ahmet Şık'ın bu açıklamalarına e, dikkat çekerek devamında Erol Olçok konusuna getiriyor. O gece Binali Yıldırım'ın sokakta bırakıldığını söylüyor. E, öldürülmek üzere Cevheri Güven. Sokakta bırakılan ikinci isim Erol Olçok. Köprüde sırtından vurularak öldürüldü. Olçok'un eski eşi Nihal Olçok, eşinin keskin nişancı tarafından vurulduğunu ve katilin de öldürüldüğünü açıkladı ve anlatılan hikayeye inanılmaması gerektiğini tavsiye etti defalarca. Olçok'un yüzü köprüye dönükken, Nasıl olup da köprüde öldürülen pek çok kişi gibi sırtından vurulduğu tartışıldı. Olçok ve köprüde şehit edilenlerin çoğunun ölümüne neden olan silahların köprüdeki askerlerin kullandığı TSK envanterindeki silahlardan çıkmadığı teşbih edildi. Nihal Olçok diyor ki Sniper Katil'de o gece öldürülmüş ancak ismi açıklanmadı. Bu kişi bir askerse köprüde öldürülen askerlerden hangisiydi yoksa Nihal Hanım görevlendirilmiş bir katilin delil yok edercesine ortadan kaldırılışından mı söz ediyor? Bu netleştirmeli, netleştirilmeli ve katil eğer köprüde öldürülen askerlerden biri ise o askerin kullandığı silahla Olçok'un ölümüne neden olan mermi çekirdeği balistik olarak karşılaştırılmalı. Aslında bu şehit edilen 250 kişi için de yapılıp tek tek o silahlar ve sahipleri bulunmalı diyor. Görgü şahitleri köprüde o gece askerlerin ters istikametinde kalabalığın arka tarafında siyah bir transporter ve iki mini kupur otomobilden sivil şahısların kalabalığa ateş açtıklarını aktardılar diyor. Köprü ve bağlantı yollarında yüzlerce kamera var. Evet bu, kam bu kamera kayıtlarından bunlar da elbette e, bulunabilir. O gece Erdoğan'a yakın iki isim Binali Yıldırım ve Erol Olçok neden ortada bırakıldı diye soruyor Cevheri Güven bu e, olas e, olasılıklardan birinin Erol Olçok'un 15 Temmuz'dan önceki tweetleri e, ki 15 Temmuz'a dikkat çeken ve sonrasına dikkat çeken tweetlerdi. E, Binali Yıldırım'ın da en hoşuma gitmeyen proje 15 Temmuz sözlerini hatırlatmış. Evet. O arada Aydoğan Vatandaş gerçekten kıymetli bir iş yapıyor. Norveçli yönetmen, gazeteci, akademisyen e, Jorgen Lorensen'le görüşmüş. Sedat Peker 15 Temmuz ile ilgili daha ağır konulara girecek. Peker bir mafya babası, derin devletin sözcüsü değil, kendi adına konuşuyor diyor. İsve Norveçli gazeteci, e, belgesel yönetmeli Erdoğan emekliliğe hazırlanıyor diyor. Bu söyleşiyi de e, Politurko Politurco diye yazılıyor. Evet, e, bu söyleşiyi de Politurco e, YouTube kanalından seyretmenizi tavsiye ediyoruz. Türkçe altyazılı olarak izleyebilirsiniz Aydoğan vatandaşın söyleşisini. Evet. Dönelim Ahmet Şık'ın iddialarına. Dönemin bir önceki yayında anlatmıştım bir numarası Hulusi Akar, iki numarası Hakan Fidan, belki Tayyip Erdoğan, üç numarası e, ve e, o gün muazzam bir olay dönüyor. Hakan Fidan hiçbir şey bilmiyorsa bile öğlenden itibaren darbe planından haberdar genel kurmaya girmiş çıkmış. Hulusi Akar hiçbir şey bilmiyorsa bile e, Hakan Fidan'la görüşmüş hareketlilikten haberdar. Dönemin başbakanı biraz evvel anlattım. İcranın başı anayasaya göre o günkü yasalara göre Tayyip Erdoğan sadece fiili olarak bir Binali Yıldırım'ı bir maşa olarak kullanarak ülkeyi idare etmeye çalışıyor. Aslında hiçbir etkisi yok. Sembolik etkileri var. 2018'e kadar da olmayacaktı. E, o gün fiili olarak Başbakan Binali Yıldırım'ı Türkiye'nin en güçlü adamı. Siyasi olarak da böyle, yasal olarak da böyle. Ve e, Binali Yıldırım ortada kalıyor. Bir Ilgaz Dağı geçidinde, bir İstanbul'da karşıdan köprüden geçti deniyor. Tam olarak nerede olduğu, tam olarak ne yaptığı hakkında gerçekten bir veri yok. Kendi ifadeleri var, başka yansıyan ifadeler var ama birbiriyle çelişen şeyler. Fakat bilmemiz gereken şey şu. Ahmet Şık'ın anlatımında Binali Yıldırım... E, bu konuyu önce CNN Türk ekranlarında konuşuyor. Sonra da Hürriyet Gazetesi'nin 15 Temmuz ekinde 2017 yani 15 Temmuz'un birinci yıl dönümünde Hürriyet Gazetesi'nin 15 Temmuz ekinde Fikret Bila'nın hazırladığı ekte açıklamaları var. Ahmet Şık da bunlara atıfta bulunuyor. O gece... MİT müsteşarı kendine bağlı MİT müsteşarına başbakanın ulaşamadığı, ulaştığında da her şey yolunda. Ee, iyilik, sağlık gibi bir karşılık aldığı ve bundan dolayı da çok kızgın oldu. Ve daha sonra tabii bütün bunların hepsi Binali Yıldırım'ın gözden çıkarıldığı veya öldürüleceği anlamına gelir mi? Yok, tek başına gelmez ama Ahmet Şık böyle bir iddiada bulunuyor. Elindeki verilere dayanarak muhakkak sürecin muhatapları bu konuda bir şey söyleyeceklerdir. Ama biz açık delillere tekrar dönelim. Anadolu Ajansı 15 Temmuz'dan 3 gün sonra geçtiği haberde Milli İstihbarat Teşkilatı'nın darbe istihbaratını gerekli makamlara bildirdiğini bu şekilde geçmişti. Halbuki Milli İstihbarat Teşkilatı gerekli makamlara darbe istihbaratını vermemişti. 15 Temmuz'dan birkaç hafta sonra... CNN Türkiye çıkan Binali Yıldırım, MİT'e neden haber vermediniz diye sordum. Bunun cevabı verilemedi diye konuşacaktı. Bu yaklaşık 2 saatlik yayın, e, Ağustos e, 2016 tarihli 15 Temmuz'un üzerinden birkaç hafta sonra, e, Binali Yıldırım'ın Hande Fırat'la yaptığı CNN Türk'ün YouTube sayfasında da var. Seyredebilirsiniz. E, Binali Yıldırım'ın neler söylediğini ve çekincelerini ilk ağızdan duyabilirsiniz. Propaganda lafları ayrı bir konu ama Binali Yıldırım o gün nerede, ne yapıyordu ve Milli İstihbarat Teşkilatı ile arasında geçen nedir? O konularda mühim veriler var. Adem Yavuz Arslan paylaşmış 15 Temmuz akşamı Binali Yıldırım'ın fidan kendisine bağlıydı. Hakan fidana ulaşamıyor ama Nabi Avcı ulaşıyor. Yani Binali Yıldırım 15 Temmuz gecesi Hakan Fidan'a kendine bağlı MİT müsteşarına ulaşamıyor ama Nabi Avcı ulaşıyor ve Hakan Fidan ona alması gereken tedbirleri söylüyor. Evet. Ve bunun videosunu da paylaşmış Nabi Avcı. Şimdikiler hatırlamaz. Önce de bakanlık Erdoğan'ın danışmanlığını filan yapmıştı. Ee, burada bir dakikalık bir dakika 21 saniyelik videoda da Nabi Avcı Hakan Fidan'a ...alınması gereken tedbirlerle ilgili Hakan Fidan'la bir görüşme gerçekleştirdiğini söylüyor. Ama aynı gece Hakan Fidan, Binali Yıldırım'a hiçbir şey demiyor. Her şey yolunda diyor. Evet. Gözden çıktığı için olabilir mi? Bir başka mühim anekdot gene Adem Yavuz Arslan'dan. Abdullah Gül'e soralım diyor Adem Yavuz Arslan. 15 Temmuz'dan önce bir cumartesi günü Erdoğan'dan acil ve özel bir görüşme talebi gelince... ...Lüleburgaz'daydınız, alelacele acele döndünüz... Neredeyse 4 yıldır hiç görüşmemiştiniz. Erdoğan yanında Hulusi Akar'la geldi. 8.30'dan 11.45'e kadar baş başa görüştünüz. 15 Temmuz'dan önce bir cumartesi günü 8.30'dan 11.45'e kadar Abdullah Gül, Hulusi Akar ve Erdoğan baş başa görüşüyor. Ekibinizden hiç kimseyi yanınıza almadınız. Erdoğan'ın ve Akar'ın ekibinden de kimse alınmadı. Hatta kasrın ikinci katı boşaltıldı. Abdullah Gül'ün kaldığı kasır veya çalışma ofisi. Hulusi Akar korumasız ve sivil kıyafetliydi. Siz ekibinizi uzaklaştırdınız. Aralıksız makam nöbeti tutanları da yolladınız. Bu görüşmenin 15 Temmuz'da yaşananlarla ilgisi var mıydı? 15 Temmuz akşamı evinizin üzerinde uçan F-16 tesadüf müydü? 4 yıl boyunca neredeyse hiç görüşmediniz. Karşılaşmamak için özel programlar uydurduğunuz Erdoğan ve Hulusi Akar'la yaptığınız bu olağan dışı ve çok gizli görüşmenin darbeyle ilgisi neydi? Cevaplarsınız diye bırakıyorum demiş. Cevaplayacağı yok ama Abdullah Gül de o gece 15 Temmuz gecesi alelacele görüntülü şeyle televizyonlara bağlanıp darbeye lanet okuyanlardan biriydi. Onu da hatırlatalım. Halis Tunç paylaşmış. Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu yurt dışında yaşıyor. Eski bir Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu. 5 yıl önce 20-23 bu dakikada Hulusi Akar, 13.24'te 24, 13. MİT'e MIT'e gelen binbaşının, kara havacı binbaşının ordu darbe yapacak ve MIT müsteşarı Hakan Fidan alınacak söylemesi üzerine 5 saat sonra gel, karargaha gelen Fidan'ı uğurluyor. Yani 13.24'te MIT'e ihbar gitti diyor. Ordu darbe yapacak MIT müsteşarı alınacak diyor. MIT müsteşarı 5 saat sonra darbe yapacak ordunun karargahına gidiyor genel kurmaya. Ve 5 saat sonra 20.23'te e, Hulusi Akar tarafından Hakan Fidan uğurlanıyor. Ve Hakan Fidan her şeyden habersiz 22.00'a kadar yemek yiyor. Mustafa Paçal paylaşmış 15 Temmuz tezgahı bugünkü diktat rejimini kurmak için organize edilmiş komplodur. Haberdar paylaşmış ki son derece dikkat çekici 15 Temmuz'un cemaatle en önemli bağlantılarından biri kabul edilen Adil Öksüz konusu. Adil Öksüz şu anda nerede ne yaptığı yaşıyor mu hayatta mı değil mi Türkiye'de mi dışarıda mı hiçbiri bilinmiyor biliyorsunuz. Adil Öksüz'ün peşine düşen savcının başına gelmeyen kalmadı demiş haberdar. Sürüldü, emekliliğini istedi, noter oldu, soruşturma açıldı. Detaylarını haberdar.com'da okuyabilirsiniz. Yektan Türk Yılmaz geçen yıl şunu yazmış. 15 Temmuz gizemli gününün 4. yılını devirdik. 2020 15 Temmuz'unda yazıyor bu tweet'i. O gece 31 Mart vakası gibi en az bir asır içinden çıkılmaz bir sır olarak kalacak gibi. Uzun süre bu darbe girişiminin cemaatçiler öncülüğünde bir koalisyonca planlanan kalkışmanın iktidarca fark edilip manipüle edildiğini düşündüm diyor. Bir sene sonra, beşinci sene. Beşinci yılında 15 Temmuz'a dair ekleyeceğim tek nokta şu. Bu görüşe katılmakla beraber. Onu fırsata çevirenlerin kendi felaketlerine giden yolu döşedikleri artık hepimize aşikar. Bütün ülkeyi korku tüneline, tımarhaneye çevirenler bugün geleceklerine irkilerek bakıyorlar. Haklılar, hak ettiler demiş. Euronews özetlemiş. 125 bin kamu görevlisi ihraç, 600 bine yakın kişi hakkında yasal işlem yapıldı, 179 medya kuruluşu kapatıldı, 6 bin akademisyen görevden alındı. 15 Temmuz'un 5. yıl dönümü bilançosu. O arada kimler kimlerle beraber işte Propaganda Bakanı Saray'ın Fahrettin Altun paylaşmış. 15 Temmuz hain darbe girişiminin tüm detaylarını gerçek görüntüleriyle anlatan İletişim Bakanlığı Başkanlığımızın, siz Propaganda Bakanlığı olarak anlayın, katkılarıyla Cüneyt Özdemir'in hazırladığı Direniş belgeseli şimdi TRT'de filan. Cüneyt Özdemir Pro Propaganda Bakanlığı'nın talimatlarıyla Propaganda Bakanlığı bütçesinden 15 Temmuz Direniş belgeseli yapmış. Ve İletişim Başkanlığı'nın YouTube adresinden de yönetmen Cüneyt Özdemir'in belgeseli 1 saat 15 dakikalık belgeseli dünden itibaren yayınlanmaya başladı. Hayırlı olsun kimler kimlerle. Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik yol ayrımlarının çoğunu geride bıraktık. Bak sen. Şimdi önümüzde 2023 hedeflerimize son bir eşik var. Bu son bir eşik hiç bitmiyor arkadaşlar. Son. Oy verin bitsin. Bak bundan sonra tamam. Bundan sonra her şey güzel olacak. Doların da hakkından geleceğiz faizinde. Evet. Yiyor ama millet ya yani. Dönelim tekrar Propaganda Bakanı'na diyor ki: Darbe girişiminin hükümet tarafından kendi kendine yapıldığı iddiası almışlar iddiayı var bir endişe. 11 Eylül'ü Amerikan derin devleti yaptığı iddiasından farksızdır. Şecat az arz ederken Sirkatin söylemiş. Bu lafın ne manaya geldiğinde yeniler eskilere sorsun, öğrensin. Propaganda bakanı. Bu da e, sarayın başka bir unsuru. Cumhurbaşkanı yardımcısıymış arkadaş. Son FETÖ'cüye kadar bu hain teröristlerin kökünü kazıyacağız diyor. Evet. Bu katliam söylemidir. Bu soykırım söylemidir. Bu hepsini kılıçtan geçireceğiz söylemidir bu bırakın insan hakkı ne bileyim insan hakları sözleşmesi ahim evrensel işte ne bileyim özgürlükler haklar bildirgeler falan bu bir katilin and içmesidir sıradaki cinayetler için. Soylu 15 Temmuz'u anlattığı Omuzumla meclisin kapısını kanırttım, aklıma meclisin kapısını kırdı derler. <laughs> geldi durdum. Hoşuma gitti bu şey üzerine Ziya diye o meşhur Münir Özkul Şener Şenli film vardır. Orada böyle atıp tutan bir Ziya. Ziya amca vardır. O geldi. Bir daha okuyalım. Soylu 15 Temmuz'u anlatmış efendim. Omuzumla meclisin kapısını kanırttım. Aklıma meclisin kapısını kırdı derler geldi. Durdum diyor. Sedat evet. Peker bir dizi tweet attı. Ama bu tweetlerden birinde bakın ne diyor. E, i̇kinci sıradaki tweette. 15 Temmuz gecesi zannederim halkı sokağa çağıran ilk birkaç kişiden biriyim. Darbeye katılan rütbelilerin hepsine vurun. Eğer size sorarlarsa neden vurdun diye Sedat Peker söyledi ondan vurduk deyin diyen tek kişiyim. Görüyor musunuz organizeyi? Evet. 20 küsür tweet atmış bakabilirsiniz. O arada 15 Temmuz şehitleriyle ilgili atılan bu tweetlerden sonra Erol Olçok'un biraz önce bahsettik eşi Nihal Olçok. Deliller Sayın Sedat Peker şey e, önce Sedat Peker okuyalım da cevabı öyle gelsin. Diyor ki Sedat Peker, delile rağmen e, bu kişilere e, karşı bir soruşturma yapılamazken bizler 15 Temmuz şehitlerimizin ruhlarının mutlu olduğuna gerçekten inanabilir miyiz? Şehitlerimiz bu vatan için öldüler. Bu haramiler mil, e, bu haramiler milleti soysun diye değil. Değiller Sayın Sedat Peker, hadi gel birlikte ruhlarınız huzura er, e, erdirelim mi beraber? Birader. Yani cümle düşüklükleri var ama Sedat Peker'e meydan okuyor. E, Nihal Olçuk bir şehit annesi ve eşi olarak Hadi gel birlikte şehitlerin ruhlarını huzura erdirelim mi? Şu 15 Temmuz hatırına, şehitlerin hürmetine sen sor ben anlatayım, ben sorayım sen anlat. Çünkü bu konu Türkiye'yi bir yerden alır, başka yere taşır. Lokasyon at, yeter ben gelirim. Bu konu diyor, sen sor ben anlatayım, ben sorayım sen anlat. Bu konu Türkiye'yi bir yerden alır, başka bir yere taşır. Nihal ol çok başka. Ne desin? Yani. Evet. O arada Ömer Faruk Gelgerlioğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde e, vekilliği düşürüldükten dört ay sonra yaka paça gözaltına alındıktan meclisten atıldıktan, tutuklandıktan cezaevine gönderildikten dört ay sonra yeniden hakları iade edildi. Anayasa Mahkemesi kararı yerel mahkemenin bu kararı meclise göndermesiyle ve Öğleden sonra, Cuma öğleden sonra 14.30-15 sularında bu karar mecliste genel kurulda okunarak bu şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. Biz de bir kere daha Ömer Faruk Gergerlioğlu'na geçmiş olsun diyoruz. Kaldığı yerden devam edecek. Ama bu 4 ay, geçen 4 ay unutulur mu? Başa gelenler, yapılan edilenler, o genel kurul salonunda Celal Adan'ın hasmane tutumuyla yaka paça oradan çıkartılan, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un uyduruk bir gerekçeyle neymiş efendim genel kuruldan HDP odasına çıkarken APO atılmış. Yok böyle bir şey. Onunla abdest alırken aldılar, gözaltına aldılar sonra da evine gönderdiler. Evinde de gelen polisler tarafından tartaklandı Ömer Faruk Gergerlioğlu. Ve Salih Gergerlioğlu babasından aldığı bayrağı 4 ay gerçekten düşürmeden taşıdı. Bravo bu çocuğa. Ve şimdi de işte meclis kulisinde birlikte böyle poz vermişler. Yüzü hep gülsün Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun. Belli ki yeni dönemde böyle hafif sakalıyla göreceğiz. Hadi bakalım. O arada son fotoğrafta bu olsun. Sezgin Tanrıkulu ve Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi kulisinde birlikte çektirdikleri fotoğraf. Yüzleri hep gülsün. Hiç yüzleri düşmesin. İki vekil var halkın vekili. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şu anda. Başka da yok bu anlamda. Evet. Bir manşeti daha böylelikle noktalıyoruz. Herkese iyi hafta sonları. Bakarsınız hafta sonu tekrar karşınızda oluruz. Gelişmelerin ne olacağı belli olmaz. Yeni bir programda buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.